kendisini yenileyebilen hem de vücuttaki diğer tüm hücrelere dönüşebilen hücrelere biz kök hücre diyoruz. Bu açıdan bakıldığında kök hücreler kendi içerisindeki yeteneklerine göre kendi içerisinde değişik sınıflara ayrılmakla birlikte hepimizin meydana getiren asıl hücre olan embriyoya temel en baştaki kök hücre diyebilmek mümkün. Dolayısıyla kök hücrenin en temel iki özelliği bir kendini yenileyebilmesi, kendisinin eşlerini yaratabilmesi, ikincisi ise diğer hücrelere kolaylıkla dönüşebilmesi ve bu dönüşüm yeteneğine göre de kendi içine sınıflarına ayrılıyor. Eğer bir insanı yeniden yaratabilecek yetenekteyse biz buna embriyonik kök hücre diyoruz. Sadece belli bir organın belli parçasını yaratabiliyorsa o organa spesifik özel kök hücreler diyoruz. Örneğin kan kök hücresi böyle bir kök hücredir. Sadece kan ve kan hücrelerini yaratır, diğer hücrelere dönüşmezler. Ama insan vücudundaki bazı hücreler kendi serilerinin dışında diğer serilere de dönüşebilirler. Bunlar da yeteneklerine göre multipotent, pluripotent ya da tutipotent adını verdiğimiz üç değişik sınıfa ayrılırlar. Tutipotent en baştaki kök hücreler. Onun hemen altındaki pluripotent dediğimiz birçok hücreye dönüşebilen ama yeniden bir insanı yapamayan hücreler. Ve en alttaki tabakada ise multipotent hücreler dediğimiz sadece bulundukları organdaki hücreleri yapabilen, o organı yenileyebilen hücrelere verilen genel bir ad. Hücreler yeteneklerine göre değişik sınıflara ayrılırlar. Bunları kabaca üç ana sınıfta toplayabiliriz. Latince kelimelerinden başlayarak Türkçesine doğru gidersek, tutipotent adını verdiğimiz her şeyi yapabilen hücre en tepedeki hücredir. Basit anlamıyla anne ile baba çiftleştikten sonra meydana gelen ilk hücre, embriyonik kök hücre, tutipotent hücre adını verdiğimiz genel en güçlü kök hücredir. O bir insanı yeniden yaratabilecek ya da bir insanın kopyalarını yapabilecek hücredir. En tepedeki kök hücre budur. Onun hemen altında Latince isminde pluripotent adını verdiğimiz hem kendisini hem de kendisinin ait olduğu grubun dışındaki diğer hücreleri de yapabilen hücrelere biz pluripotent hücreler adını veriyoruz. Bu hücrelerin özellikleri sadece kendi serisini değil başka serileri yapabilmekte. Örneğin kemik iliğindeki mezenşimal kök hücreyi alırsak sadece hematopoietik kök hücreyi değil, sadece bağ dokusunu değil, kemik dokusunu hatta laboratuvar şartlarında uyarılırlarsa diğer hücreleri, örneğin kalp kas hücresini, örneğin sinir hücresini yapabilirler. Bunları ise pluripotent hücre diyoruz. Ama asla bir bedeni baştan sona yapamazlar. Bunun bir alt kademesi ise multipotent hücreler adını verdiğimiz hücreler ki bu hücreler ise sınırlı sayıda farklılaşma yeteneğine sahiptirler. Sadece belli gruptaki hücreleri yaparlar. Örneğin kan kök hücreleri bunun için tipik ve en güzel örneklerden bir tanesi. Kan kök hücreleri sadece ve sadece kan hücrelerini yaparlar. Yani kırmızı küreleri yaparlar, yani beyaz küreleri yaparlar ya da bizim trombosit adını verdiğimiz kan pulucuklarını yaparlar. İşleri sadece bunlara orijinlik etmek, bunlara kök hücrelik yapmaktır. Dolayısıyla üç temel tipten çok yetenekli, orta yetenekli ve az yetenekli kök hücrelerden bahsetmek ya da üçe sınıflamak mümkün. Hücreler insan vücudundaki bildiğiniz her dokuda bulunur. Her dokunun kendine ait bir kök hücresi vardır ve her insan vücudundaki her noktada kök hücreyi bulabilmeniz mümkündür. Ancak şöyle söylemek gerekirse, biliyorsunuz ki kök hücreler kendi içinde değişik sınıflara ayrılıyor. Yüksek yetenekliler, orta yetenekliler ve düşük yetenekliler. Düşük yeteneklileri her yerde bulabilirsiniz ve bolca bulabilirsiniz. Orta yetenekli kök hücreleri ise insan vücudundaki dokuların yine her yerinde bulabilirsiniz ama sayısı daha azdır. Ancak yüksek yetenekli kök hücre adını verdiğimiz ya da tutipotent dediğimiz hücrelere gelince bu hücreler sadece ve sadece tek bir yerde bulunurlar. O da insan hayatının varoluşunun en başında. Yani anne ile baba birleştiğinde meydana gelen zigot ve ondan sonra oluşan embriyonik kök hücreler tutipotent hücreler olup bunlar sadece ve sadece insan hayatının evresinin tıpa başında bulunurlar. Ancak bazı araştırmacılar bu hücrelerin insan vücudunda bir benzerinin hala devam ettiği konusunda teorik olarak iddiaya sahiptirler ama bu gösterilmiş bir bilgi değildir. Sadece teorik olarak düşünülmektedir. Her insanda bu yeteneğe sahip çok az miktarda kök hücrenin olabileceği düşünülmekteyse bile bu gösterilememiştir. Ama sorunun net ve kısa cevabı kök hücreler insan vücudundaki tüm dokularda bulunurlar. Yetenekli olanları sayısı az, daha az yetenekli olanların sayısı ise daha fazladır. Peki iki başlıkta irdelemek daha doğru olacak. Birincisi kök hücrenin dünyada ilk kullanıldığı yer aslına bakarsanız kemik iliği nakilleridir. Ya da halk arasındaki ismiyle kök hücre nakli adı verilen ya da kemik iliği nakli olarak adı verilen kanser tedavisinde çok sıkça kullanılan ya da bazı genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir modelde
Kök hücre nakli ilk olarak orada kullanılmaya başlanmıştır. 1950 yıllardan bu yana da hala en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesidir ve kendisini ispat ettiği en önemli alanlardan bir tanesidir. İşte tartıştığımız konu, eğer kemik iliği nakli ise bunun için olmazsa olmaz şart 6'da 6 uyumun varlığıdır. 6'da 6'dan kastettiğimiz şey şu, insanları birbirinden ayırt eden, insanların vücudu üzerinde taşıdıkları ya da hücrelerin üzerinde taşıdıkları insan doku antijenleri adı verilen bir grup antijen vardır. Bunlar kendi içerisinde değişik gruplardan oluşurlar. Ve A, B, C, D, R, D, Q ve D, P olmak üzere 6 çeşittirler. Ve bu 6 çeşidin bir kısmı anneden, bir kısmı babadan gelir. Böylece baktığımızda bu 6 ayrı antijen, ikişer adetten baktığımızda 12 adet antijen vardır. Eğer söz konusu olan nakil aile içinde yapılıyor ise, aile içi akrabalar arasında yapılıyorsa bu durumda genellikle 6'da 6 uyum yeterlidir. Yani biraz önce bahsettiğim 3 antijenden 3'ünün birbiriyle tam uyumlu olması yeterlidir. Biz buna 6'da 6 uyum deriz. Ancak aile içinde uygun verici bulunamadığı zaman bu durumda aile dışı vericilerden arama yapılır. Ama burada daha rigid şartlar göz önünde bulundurulur. 6'da 6 uyum yetmez. En az 8'de 8 hatta ideali 10'da 10 ya da 12'de 12 uyumdur. Yani 6 bölgenin anne ve babadan gelen parçalarının tümünün uyumlu olması aranır. Ama en düşük kriterler olarak bakarsanız aile içinde 6'da 6, aile dışında 8'de 8 uyum olmazsa olmazın en düşük kriteridir. İdealini sorarsanız ise 12'de 12 uyum sorumludur. Ancak gelişen teknoloji ve artan bilgi bunda da değişiklikler meydana getirir. Bundan henüz 10 yıl önce bu söylediğim kriterlerin dışarısında nakil yapabilmek mümkün değildi. Ancak gelişen teknoloji, özellikle bizim graft mühendisliği dediğimiz, yani kemik iliğini nakledilecek olan kemik iliği üzerinde yapılacak oynamalar ve bağışıklık sistemindeki kontrol edebildiğimiz bazı mekanizmalar yüzünden artık 6'da 6 uyum ya da 8'de 8 ya da 12'de 12 gibi uyum kelimeleri de artık tartışılır hale gelmiştir. Bugün aile içinde 6'da 6 uyum yerine 6'da 3 uyumları dahi nakil yapılabilmektedir. Dolayısıyla 10 yıl öncesinin bu rigid, katı, olmazsa olmaz kuralları 6'da 6'lar, 8'de 8'ler ya da 12'de 12 uyumlar tahtı yavaş yavaş sarsılmaya ve uyumda aranan niteliklerin sayısında azalmalar, gevşemeler meydana gelmektedir. Şöyle bir örnek verilebilir. Son 4 yılda yarı uyumlu nakil adını verdiğimiz nakil tipinin giderek arttığını görüyoruz. Bunun temel nedeni daha önceden yarı uyumlu nakillerde son derece kötü sonuçlar alıyorduk, hastaları kaybediyorduk bu uyum sorunu nedeniyle. Ya çünkü alıcı vericiyi reddediyordu ya da verici alıcıya karşı reaksiyon yapıyordu. Her iki nedenden dolayı da insanları kaybediyorduk. Ama bugün nakledilen ürün içerisinde yapılan bazı ayıklamalar sonucunda bu 6'da 6 uyum sorunu hemen hemen çözülmüş durumda. Bu tabii çok önemli bir gelecek sunuyor insanoğluna. Çünkü daha önceden doku uygunluğu bulunmayan insanlar için yaşam orada biterken artık yarı uyum ki bulabilmek çok kolaydır. Yani anneniz ya da babanız sağsa ya da kardeşiniz varsa ya da çocuğunuz varsa nakil olmama şansınız yok anlamına gelir. Nakil olmama şansınız sizin dünyada tek başına yaşıyor olmanız halinde riske girer. Aksi halde çocuğunuzun olması, anneye de babanızın ya da kardeşlerinizin olması halinde her zaman kendinize yarı uyan birisini bulabilirsiniz. Bu çok büyük bir avantajdır. O yüzden biraz önce belki sözümün başında söylediğim bu kesin uyum kriterlerinin bugün artık biraz gevşediğini, daha rahat, daha az uyumun aranabildiğini, yapılabildiğini görüyoruz. Şimdi bu kök hücrenin en çok kullanılan modeli, yani kemik iliği naklinde kullanılan kan kök hücresinde böyle bir zorunluluk var. Ama halk arasındaki en çok tanınan yönüyle ya da en çok umut veren yönüyle baktığınızda rejeneratif tıpta kullanılan diğer kök hücrelere gelince. Yani organlarınızı yenilemek için ya da daha genç kalabilmek ya da daha sağlıklı olabilmek için ya da geçirdiğiniz ve iyileşmeyen bir hastalık sonrası yeniden sağlığınıza kavuşabilme ümidini taşıyan diğer kök hücrelere gelince. Bunların başında mezenşimal kök hücreler gelir. Bu insan vücudunun her yerinden çıkabildiği gibi insanın doğmadan önceki diğer dokularında bolca bulunan hücrelerdir. Örneğin göbek bağı, kordon kanı gibi dokularında. İşte bu hücrelerde biraz daha rahatız. Çünkü bu hücrelerde doku uyumu zorunlu değil. Yani herhangi birisinin kök hücresini bir başkasına, kemik iliği naklinde olanın aksine hiçbir uyum aramadan yapabilirsiniz.
Bu oldukça önemli bir özelliktir ve kök hücrenin bu yüzden giderek yaygın bir şekilde kullanılmasına neden oldu. Ancak biraz önce kan kök hücresinde söylediğim gibi bunda da bazı değişiklikler meydana geldi. Ama kan kök hücresinde olanın aksine bazı değişiklikler. Yakında bizim grubumuzda bu konuyla ilgili çok önemli bir çalışması var ve bunu açıklayacağız. Aslında bu kök hücrelerde çok bu anlamda uyum bu kadar rahat değil. Artık öğrenmeye başladık ki bugün herkes için kullanabildiğimizi düşündüğümüz kök hücrelerde dahi bir miktar önemin, uyumun önemli olduğunu görmeye başladık. O yüzden belki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha önceden olduğu gibi bir kök hücre bütün insanlara kullanılabilir mantığını bir kenara itip kısmi uyum aramanın zorunlu olduğu bir döneme doğru geleceğiz. Bu çalışmalar şu an bunu gösteriyor. Şimdi bütün bu anladıklarımı özetlersem, görünen o ki hangi tip kök hücreyi kullanırsanız kullanın, uyum kriteri ne kadar iyiyse sonuçlarınız o kadar iyidir. Ancak %100 uyum şartı sorunlu gözükmemektedir. Bugün en çok uygulandığı alan özellikle kan kanserleri başta olmak üzere biz hematologların uğraştığı alanlar kan kanserleri, lenf bezi kanserleri gibi bazı kanser hastalıklarıdır. En çok uygulandığı yerlerden bir tanesi budur. İkinci bir grup kemik iliği yetmezliği adını verdiğimiz kanser olmasa dahi radyasyon, ilaç ya da bazı kimyasal toksinler örneğin benzen belki duymuşsunuzdur İstanbul'da yıllar önce ayakkabı boyacılarının çok kullandıkları bir yapıştırıcıdan kaynaklanan çok önemli kemik iliği yetmezliklere meydana gelmiş. Bu gibi durumlarda kemik iliği nakli tek hayat kurtarıcı yöntemdir. Özellikle kan kanserleri, lenf bezi kanserleri ve kemik iliği yetmezliklerinde çok sıkça kullanılır. Bunun dışında bazı genetik hastalıkların tedavisinde de bugün için dünyadaki tek tedavi metodudur. Bu genetik hastalıkların başında da en başında belki ailesel Akdeniz anemisi gelmektedir ya da talasemi adını verdiğimiz hastalık ön planda gelmektedir. Ayrıca bazı yine genetik hastalıkların tedavisinde kemik iliği nakli kullanılıyor ve halen bu tedavi bazı kanserlerde ve genetik hastalıklarda dünyada var olan tek tedavi yöntemidir. Kural olarak baktığımızda 18 yaşın üzerinde ve 60 yaşın altındaki herkes verici yerde donör olabilirler. Ancak sağlıklı her kişi zorunlu durumlarda yaşa bakılmaksızın bir başka insan için verici olabilir. Ama kanun olarak baktığınızda 18-60 yaş arasındaki herkes uygun birer donör adayıdır. Dolayısıyla gereksinim duyulduğunda ve kişi kabul ediyorsa bu insanlar verici olabilirler. Ancak özel durumlarda çok küçük çocukların ya da çok yaşlı insanların da verici olabildiğini biliyoruz. Bu özel durumlarda örneğin aile içerisinde bir çocuğun kanser olması durumunda diğer çocuğun çok küçük dahi olsa o kişi için verici olabilmektedir. Bunlar özel durumlar. Sağlıklı olan her kişi bir başka insan için vericidir. Donör Türkçe anlamıyla verici anlamına gelir. Sağlıklı her kişi bir vericidir. Dolayısıyla bir hastanın sorununu giderebilmek ya da sağlık problemini düzeltebilmek için bir başka insandan alınacak olan hücreler bir başka insanın hücre vermesi halinde o kişi donör haline, verici haline gelir. Örneğin kan bankalarına gidip bir başka insanın kullanımı için kan veren insanlar birer donördür. Böbreklerini bir başka insanın tedavisi için veren insanlar donördür. Ya da kemik iliklerini bu amaçla veren insanlar donördür. Ya da deri dokularını, bu sayıyı artırabilirsiniz. Kemik dokularını, tendonlarını, aklınıza gelebilecek tüm dokularını, kalplerini öldükten sonra bağışlayan ya da karaciğerlerini bağışlayan herkese donör adı verilir. Türkçesi verici demektir. Verici olan herkesin aynı zamanda donördür. Yurt dışındaki İngilizce karşılığıyla İngilizce bir terim olarak karşılığıdır. Maaşı bundan birkaç yıl öncesine, bir yıl öncesine kadar oldukça zor bir soruydu ve Türkiye içerisinde bunu anlatabilmek çok zordu. Çünkü halk verici olabilmek ya da donör olabilmek anlamında aslında bilinçliydi. Herkes verici olmayı kabul ediyor ve organlarını ya da kemik iliğini vermek için sıraya bile girebiliyordu. Ama sorun şuydu, Türkiye içerisinde bir organizasyon yoktu ve böyle olunca da belki binlerce donör uygun verici olamadan sadece talep neticesinde kalabilen, sınırlanan, isteklerden öteye geçemeyen verici adayları olarak kalıyordu. Ancak son bir yıl önce tamamlanan Türk Kök Projesi'nin adını verdiğimiz çok önemli bir proje Türkiye'de gerçekleştirildi. Ve bu son bir yıldır verici olmak isteyen herhangi bir kişi bugün Kızılay Kan Merkezi'ne giderek bu talebini belirttiğinde
hiçbir ücret alınmadan gerekli olan tüm testler yapılarak Türkiye'de bulunan bir doku bilgi bankasına tüm bilgiler aktarılmaktadır. Bir tek şey hariç, ismi kapalı olarak. Sadece bir kod numarası kişiye verilmekte. Bu kod numarası karşılığında tüm doku bilgisi Kızılay'ın tarafından alınan kan muayenesi ile Türk köklerine Sağlık Bakanlığı'nda kurulmuş bir organizasyon tarafından analiz edilmekte ve bilgi işlem sistemine kaydedilmekte. Böylece herhangi birisinin organa ya da dokuya ihtiyacı olması halinde doktoru bu bilgi sistemine hastasının doku grubuna girdiği andan itibaren bu bilgi sisteminde o hastaya uyan bütün hastaların dökümü karşısına çıkmaktadır. Böylece bir kişinin ihtiyacı olma halinde 6'da 6 uyum, 8'de 8 ya da 10'da 10 ya da 12'de 12 uyumlu insanları bu bilgi sistemi sayesinde bulabilmek mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla donör olmak isteyen herkes Kızılay'a başvurması halinde kolaylıkla ve hiçbir ücret ödemeden birkaç dakika içerisinde donör olabilme şansına sahip olacaktır. Kök hücre bağışı yapmanın vericiye herhangi bir etkisi gösterilmemiştir. Çünkü kök hücreler bildiğiniz gibi kendisini yenileyebilen, kendisini kopyalayabilen hücreler. Dolayısıyla örneğin benim verici olmayı kabul ettiğim andan itibaren kök hücrelerim ister kan, ister kemik iliği, ister yağ dokusu, hangi dokumdan olursa olsun verici olmayı kabul ettiğim andan itibaren orada alınacak doku çok kısa süre içerisinde kendisini yenileyecek ve bu aşamada hiçbir kaybı olmayacaktır. Vericinin sağlığı açısından hiçbir problem meydana gelmeyecektir. Tek olacak şey veriş işlemi esnasında yaşadığı, prosedürün gerektirdiği bazı can yıkıcı ya da can yıkıcı demek de çok doğru olmaz, zaman alıcı işlemlere tabi olmasıdır. Örneğin ben bir hastanın kurtulması için kemik iliği vermeyi planlıyorsam, kan kök hücresi vermeyi planlıyorsam yapmam gereken tek şey uygun merkeze gittikten sonra bir cihaza her iki kolumdan küçük kateter vasıtasıyla bağlanmam. Gazetemi okurken ve kahvemi içerken bu makine 2 saat süreyle benden kök hücreleri otomatik olarak almakta, geri kalan hücreleri ise bana geri vermektedir. Dolayısıyla ben bir iki damarıma iğne girişini kabul etmiş olmam ve 2 saatimi bu işe ayırmış olmam halinde hiçbir problem çekmeden bu kök hücrelerimi verebilirim. Ve verdikten 24 saat sonra da verdiğim tüm kök hücre vücudun kendini yenileme sistemiyle yenilenmiş ve hiçbir kaybı olmamış olacaktır. O yüzden özellikle kök hücre vericileri herhangi bir risk altında değildir, çok güvenle verebilirler. Hem bunun etik boyutundaki yaşayacakları huzur hem de sağlığa yapacakları katkı açısından son derece önemlidir. Kimsenin korkmasını gerektirecek bir şey yoktur. Tek bir sorun işte küçük iğne girişi ve 2 saat zaman kaybı. Onun dışında herhangi bir dezavantajı yaşamayacaklar. Hücre toplanır. Bu genellikle bizim aferez adını verdiğimiz cihaz makineler vasıtasıyla yapılır. Bu toplamadan önce verici olan adaya 4 gün süreyle kök hücreyi hareketlendirici bir ilaç verilir. 4. günün sonunda bu ilacı alan hasta, daha doğrusu hasta demeyelim verici, 4. gün sonunda kök hücreleri hareketlendiği için vermeye hazır hale gelir. 4. gün bir aferez cihazına gider, bağlanır. Orada 2 saat içerisinde kök hücreleri toplanır ve kök hücreler saklamaya alır. Bu birinci aşamasıdır. Yani kök hücrenin toplanması aşaması. İkinci aşamada yapılacak ise alıcının nakli hazırlanması aşaması. Burada kişinin sağlık problemleri varsa diğer sağlık probleminin çözülmesi lazım. Örneğin çürük dişlerinin ya da vücudundaki bir yaranı ya da bir enfeksiyonu ya da bir başka sağlık problemi, kalbi, böbreği, her neresiyse bunun bu problemlerin çözülmesi gerekir. Bu problemler çözüldükten sonra artık nakle doğru yaklaşmış olur. Ürün hazır, yani kemik iliğinden elde edilmiş kök hücreler hazır. Kişinin sağlık problemleri çözülebilmiş durumda ve nakile doğru ilerliyor. Şimdi bu aşamaya gelen bir hastaya artık nakil programı başlar. Nakil programında hangi tipi olursa olsun önce yüksek doz bir ilaç verilir. Bu ilacın amacı kişinin kendi kemik iliği hücrelerini yok etmektir. Çünkü kanserin bulunduğu yer orasıdır ve oranın yok edilmesi gereklidir. Çok yüksek dozda değişik kombinasyonlarda ilaçlar verilir. Bu yaklaşık olarak tedaviye göre işte 4 günlük, 7 günlük ya da 15 günlük protokoller halindedir. Bu protokollerin sonunda kişinin vücudundaki tüm kendine ait kan kök hücreleri ve kan hücreleri yok olur. Şöyle bir kabaca tabir vermek gerekirse kemik ilici adeta boşalarak birer kaval haline döner. O andan itibaren bu kişiyi hayatta tutabilecek tek şey vardır. Daha önce bahsettiğim onun için alınmış, saklanmış kök hücreler. Ve bu kemik iliğindeki kendi kemik iliği temizlendikten sonra
verilen ilaçların temizlenmesi için de bir süre beklenir. Genellikle bu 48 saat. 48 saat içerisinde vücudundaki ilaçlar da artık çıkar. Kaybolmuş olur ve hasta nakle hazır hale gelir. Dondurularak saklanan kök hücreler hastanın kendi kemikleri temizlendikten ve o toksik ilaçlarla temizlendikten sonra yaklaşık olarak 48 saat sonra hastaya damardan geri gelir. Bu kök hücreler nereye gideceklerini bilirler. Damardan girdikten sonra doğru ilk yerleri olan dalak oradan da kemik iliğine giderek yerleşirler. 15 gün içerisinde yeniden kolonize olarak yeni bir kemik iliğini baştan yaparlar. 15 gün içerisinde hastanın yeni hücreleri çıkmaya başlar. Örneğin eğer kendisinin kan grubu daha önce B ise, verilen yeni kök hücrenin kan grubu A ise artık hastanın kan grubu da değişerek A grubu haline döner. Ve hep yeni bir kemik iliğiyle yeni bir hayata başlar. Sürecin bundan sonraki kısmı ise bu organizasyonun tamamlanması ve olgunlaşması sürecidir. Bu da yaklaşık olarak bir yıl kadar sürer. Nakilden sonra bir kişinin kendi tamamen sağlığına dönebilmesi 1 ile 2 yıllık da bir süreç gerektirir. Ancak ilk 15 günü çok önemlidir. İkinci olarak ilk 100 günü çok önemlidir. İlk 100 günden sonra komplikasyonlar giderek azalır. Birinci yıldan sonra da hasta artık normal hayatına yavaş yavaş dönmeye başlar. İkinci yılda da tümüyle normal bir hayata kavuşmuş olur. Ve çoğu kez de kanserden ömür boyu kurtulmuş olur. Ya da genetik hastalanır. Alternatif amaçlı bir kök hücre kullanıyorsanız, yani bozulan bir organınızın tahammül edilmesi amacıyla ya da bir başka hastalık nedeniyle vücudunuzda gelişen bir reaksiyonun durdurulması amacıyla kök hücre kullanıyorsanız, bunun hemen hiç yan etkisi yoktur. Ancak kullandığınız kök hücre kemik iliğinin naklindeki bir kök hücreden bahsediyorsa, yani yüksek doz kemoterapi sonrası, alıcının tüm hücreleri yok edildikten sonra yeniden yapılanma için bir grup kemik iliği hücresi veriyorsanız, kök hücresi veriyorsanız bunun oldukça önemli yan etkileri vardır. Bu yan etkilerin başında da dışarıdan gelen yeni kök hücrelerin alıcıyı yabancı olarak görmesinden kaynaklanır. Çünkü siz 6'da 6, 8'de 8 ya da 12'de 12 uyum aramış olsanız dahi, bunlar olmuş olsa dahi bu 12 antijen dışında insan vücudunda binlerce farklı molekül var. Bu her bir farklı molekülün de reaksiyon oluşturma olasılığı var. Yani bizim aslında baktığımız 6'da 6, 8'de 8, 10'da 11, 12'de 12 uyumda aradığımız kriterler majörleri, en önemlileridir. Ama insan vücudundaki bütün sistemi, farklılıkları analiz etmek ya da ona uygun birisini bulmak imkansızdır. Bunun bir tek imkanlı hali vardır. O da tek yumurta ikizinizin olmaz. Eğer böyle bir şey söz konusu değilse, ne kadar uyumlu olursa olsun alıcı ile verici arasında çok önemli bir reaksiyon olur. Dolayısıyla bu uyum tür reaksiyonundan kaynaklanan bazı yan etkiler görürüz. Konuştuğumuz şey kemik iliği nakli olarak devam edersek neler görebileceğiz bunları da anlatalım. Birincisi, bir kere çok yüksek doz kemoterapi alıyoruz. Bu kemoterapinin kendisine ait yan etkileri olacaktır. Böbreğinizi etkileyebilir, akciğerinizi etkileyebilir, kalbinizi etkileyebilir, derinizi, sinir dokunuzu, insan vücudundaki tüm dokulara toksik etkisi olabilir. İdrar kesenizi bile etkileyebilir, ona dahi zarar olabilir, böbreklerinizi herkese etkileyebilir, tüm organlarınızı etkileyebilir. İkincisi, verilen hücrenin insan kanına girdiği andan alıcı hücreleri artmış, o kemoterapiden kurtulmuş olan ve bir miktar hala varlığını devam ettiren hücreler alıcı hücreleri daha yerleşmeden onu yok edebilirler. Biz buna engraftment yetmezliği adını veriyoruz. Kemik iliği yetmezliği, verilen iliğin tutmaması. Bu ikinci komplikasyondur. Yani benim vücuduma gelen kemik iliğine karşı hızla bir reaksiyon gösteririm. O daha bana yerleşemeden ben onu yok ederim. Bu durumda da benim geleceğim son derece kötü demektir. Çünkü kendi hücrelerim çoğu yok edilmiş durumda. Benim kalan az sayıdaki hücremle karşı tarafı yok etti ve sonuç iyiyim olmadığı için kısa sürede hayatın kaybıyla sonuçlandı. Bir diğer önemli reaksiyon, ancak bu ikisi, başta bahsettiğim ikisi çok kolaylıkla tedavi edilir. Daha doğrusu kemoterapinin yan etkilerini bildiğimiz için hekimler nakil esnasında bu ilaçların dozlarını ve yan etkilerini kontrol edecek tüm tedbirleri aldıkları için çok sorun yaşanmaz. Kemik iliğinin reddi de çok yaşanmaz. Çünkü genellikle iyi planlanmış bir kemoterapiden sonra kemik iliğinin reddedilmesi ya da bizim engraftman hadisi, yetmezliği adını verdiğimiz durum pek gözlenmez. Bunun tedbirleri alır. Ama tedbir almakta zorlandığımız diğer kısım dışarıdan gelen kemik iliğinin benim vücuduma girdikten sonra benim vücudumun tüm savunma sistemi yok edildiği için ve benim vücudumda çoğalan bu yeni kemik iliğinin bana tam uyumlu olmamasından dolayı meydana gelecek bir reaksiyon.
Biz buna graft versus host reaksiyonu diyoruz. Graft verici demek, vericinin alıcıda, host alıcı demek, alıcıya reaksiyon yapması. En önemli reaksiyonlardan bir tanesidir ve en ölümcül reaksiyonlardan bir tanesidir. Ancak bu reaksiyon da bugün için kontrol altında tutulabilmektedir. Ki bazen biz hekimler, transplant hekimleri bu reaksiyonun kontrol altında bir miktar olmasını her zaman isteriz. Neden isteriz? Şu açıdan. Çünkü bu reaksiyon aynı zamanda kemoterapiden kaçmayı başarmış, son tümör hücrelerinin yok edilmeyi bilmesi için gereklidir. Çünkü dışarıdan gelen kemik iliği size nasıl savaş açıyorsa aynı zamanda kanser hücrelerinize de savaş açar. Ve özellikle kanser hücrelerini daha fazla seçer. Çünkü onu daha kolay tanır ve ona karşı saldırır. Dolayısıyla graft versus host hastalığı, alıcının vericide reaksiyon yapmasını biz transplant hekimleri bir miktar mutlaka isteriz. Ama bunun dozu fazla olmamalı. Az miktarda olabilmeli, sadece kanserli hücreleri yok edebilmeli. Ama insan vücudunun diğer kısımlarına fazla zarar vermemeli. İşte bizim şu an transplant hekimlerinin başarmak istediği nokta burası, bir terazi gibi düşünün. Reaksiyon olmalı ama asla reaksiyon diğerini ağır basarak diğer tarafı bozmamalı. Daima dengede tutmalı. İyi bir transplant hekimi de bu dengeyi süreç içerisinde korumaya çalışır. Ve bu denge ne kadar iyi korunursa hastanın sağ kalımı ve kanseri yenme şansı da o kadar artar. Dolayısıyla bu reaksiyon engraft yetmezliği, ilaç toksisleri ve vericinin alıcıda meydana getirdiği reaksiyonlar kemik iliğinin naklinin en çok korkulan reaksiyonlar. Bir başka reaksiyon daha var. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi yüksek doz tedavi. Yüksek doz tedaviden sonra kemik iliğinin tutma dönemi ve bir seneyi uzayan bu süreç içerisinde kişiler her türlü enfeksiyona açık hale geliyor. Normalde şu an üzerimizde duran binlerce bakteri bizi hasta edemezken bu bakterilerden sadece bir tanesi o hasta için ölümcül hale geliyor. Reaksiyonlardan bir tanesi de bu. O yüzden kemik iliği nakil merkezleri özel merkezlerdir. Burada çalışan hekimler özel yetiştirilmiş hekimlerdir. Hemşiresinden personeline kadar tümü farklıdır. Dolayısıyla ilk 15 gün bahsetmiştik ve ilk 100 gün son derece önemlidir. Bu 15 gün ve 100 günlük, ilk 100 günlük 15 günlük süre içerisinde çok özel bir bakım altındadır. 100 günden sonra da hasta bir yıl kadar süreyle yine bazı yiyecekleri yemesi kısıtlanarak, maskeyle dolaşması söylenerek ve düzenli kontrol edilerek o bir seneyin tamamlaması istenir. Çünkü yeni kemik iliği yerleşecek, çoğalacak ve bakterilerle, mikroplarla savaşmayı yeni baştan öğrenecektir. Yeni doğmuş bir bebek gibi düşünün. Sıfır anında doğdu ve hiçbir bakteriyle tanışmamış, hiçbir eğitimi yok ve nasıl ki bir bebek dışarıdan gelecek olan mikroplara hassassa, kemik iliğinin nakli sonrası da her tür mikroba kişi hassas olur. Hatta bütün aşılarının, bebeklikte olduğu bütün aşılarının yeni baştan aşılanmaya başlaması lazım. Özetle ilaç toksiteleri, alıcının vericiye reaksiyonu, vericinin alıcıya reaksiyonu ve enfeksiyonlar en büyük problemimizdir. Aslında dikkat edeceğin şeyler kök hücrenin evresine bağlı olarak, yani hastanın bulunduğu evreye bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk 15 gün genellikle hastanede olduğundan, daha doğrusu ilk bir ay hastanede olduğundan, yapılması gereken şeyleri doktor ve hemşireler ayarladığından ona çok fazla sorumluluk düşmemek. Asıl sorumluluk taburcu olduktan sonra düşer. Hastaya düşmekte ve ailesine düşmekte. Genellikle hastalar transplant tipine bağlı olarak 15 günde 45 gün arasında taburcu olur. Taburcu olduğu andan itibaren bir kere ilk 100 gün içerisinde kesinlikle bu hasta aile bireylerinden dahi izole olmalı. Yani onun odası bütün aile bireylerinden ayrı tek bir oda olmak zorunda. Mutlaka maske kullanmak zorundadır ve bu süre içerisinde pişmemiş hiçbir şey yememek zorundadır. O yüzden tüm yiyecekleri pişmiş olarak yemek zorunda, meyveler çok iyi yıkandıktan sonra kabukları soyulmuş olarak yemek zorunda, asla kabuğuyla hiçbir şey yiyemez. Hatta ilk 60 gün meyve de çok yemesini istemeyiz. Çünkü dışını temizlemeniz içindeki bazı bakterilerin de dinlenmesi anlamına gelmez. O yüzden ilk 60 güne kadar meyveyi dahi çok tavsiye etmeyiz ama mutlaka pişmiş yiyecekler, kaynatılmış su ve izole odalarda yaşamasını öneririz. 60. günden sonra meyve dış kabuğu soyularak yemek kaydıyla 300 güne kadar böyle gider. 300 günden sonra artık her şey serbest hale gelir. Doğal olarak bu kişiler hayatlarında egzersiz yapmak zorundadır. Dışarı çıkmak ve dolaşmak zorundadırlar. 60. günden sonra dışarı çıkmalarında bir sakınca görmeyiz ama mutlaka kalabalık yerlerden uzakta durmalılar, maskeyle dolaşmalılar. Evde herhangi birisiyle
Hasta birisinin, hasta olan birisi ya da gripli olan birisi varsa evde bulunmamak durumundadırlar. Onlar mutlaka bir başka evde kalmak durumundadırlar. O eve sokulmazlar. Ve yine dediğim gibi evde maske içinde durmak zorundadır. Bu da bir de çok önemli olan bir nokta. Normal hayatımızda önemsemediğimiz birkaç küçük şikayet ya da komplikasyon nakil hastası için son derece önemli olabilir. Bu yüzden bir nakil hastası çok önemsiz gibi gözüken herhangi bir yan etki ya da değişiklik, bir rahatsızlık durumunda ilk hamlede doktoruna mutlaka ulaşmalı ve bunun ne olduğunu net olarak anlatmalı ve doktordan alacağı bilgiye göre hareket etmeli. Yani bizim için hafifçe öksürmemizin hiçbir önemi olmayabilir. Yani bir defa öksürmemizin hiçbir önemi olmayabilir. Ama o hasta için çok önemli olur. Ya da o hastanın elinde küçücük bir çizik bizim için hiç önemi olmayabilir. Ama hastanın elinde meydana gelecek küçücük bir çizik, bir iğne batması o hasta için ölümcül hale gelir. Ya da tırnağınızı keserken etini hafifçe ısırmış olması tırnak makasının o hasta için çok ölümcül bir komplikasyon yol açabilir. Ya da hafifçe bir bulantısının olması ya da bir defa ishal çıkmış olması ya da ishal bile demeyelim hafifçe sulu çıkmış olması. Ya da sulu çıkarken büyük abdestin birden katı hale gelmesi. Ya da idrar yaparken sıklığının artması. Ya da miktarın azıcık azalması ya da artması. Yani bugün günlük hayatımız aslında hepimizin hayatı boyunca günlük değişimlerde çok önemsemediğimiz değişiklikler o hastalar için önemli hale gelir. O yüzden hastalar özellikle 100 gününde doktorlarıyla bir kere çok yakın ilişkide bulunmak durumundalar ve haftalık kontrolleri vardır bu hastalar. Bunları aksatmamaları en ufak bir şeyde de doktoruyla temas içinde bulunması ve ona göre karar vermesi lazım. Özellikle 100 gün önemli, ondan sonraki 300 gün ikinci sırada. 300 günden sonra artık kontroller ikinci seneye doğru aylık, iki aylık kontroller haline gelir. İkinci seneden sonra da genellikle hastaların bir şey takip edilmesine özel bir komplikasyon yoksa gerek olmaz. Özetlemek gerekirse bütün bu söylediklerimi ilk 100 gün içerisinde enfeksiyon, karama, ateş bunlar çok önemli ipuçları olabilirler. En ufak bir rahatsızlık hissi dahi doktorla tartışılmalıdır. İkincisi ilk 100 gün içerisinde, özellikle ilk 60 gün içerisinde daima pişmiş şeyler yemeliler. 60. günden sonra meyve yiyebilirler ama kabuğu soyulmamış bir meyveyi ancak 300 günden sonra yiyebilecekler. Kalabalık ortam içine çıkmayacaklar. Özellikle ilk 60 günde mutlaka ev içinde dahi maskeyle olacaklar. 60. günden sonra ev içinde maskeyi çıkartabilirler ama tek odada kalmak zorundalar. 60. günden sonra yürüyüşlere çıkabilirler ama kalabalık ortamlara girmeyecekler. Girerlerse, girmek zorunda kalırlarsa mutlaka maskeyle olacak. 100. günden sonra da maske takmayabilirler ama kalabalık ortamlardan ilk 300 gün içerisinde ya da hasta olanlardan uzak olmak durumundalar. Tek köküçe değil tüm tedaviler için 3 temel yasal boyut vardır Türkiye'de. Tedaviler 3'e ayrılır. Bunlardan bir tanesi standart tedaviler. Yani bir hastalığın tedavisi için bütün dünyanın kabul ettiği tedavilere bir standart tedavi. Örneğin kan kanseri, dirençli bir kan kanserinde kök hücre nakli ya da kemik iliği nakli dediğimiz tedavi standart bir tedavidir. Bunun için özel bir izin alınması gerekli değildir ve hastanın kabul etmesi halde bu tedavi uygulanır. Bu çünkü standart bir tedavi. Ancak ikinci grup bir tedavi ise deneme tedavisi diye bir kavram var. Bu tedaviler ise henüz standart hale gelmemiş tedavidir. Hastanın hastalığının çok tehlikeli olması halinde ve hastanın yeni tedavi süreçlerini, daha doğrusu araştırma süreçlerini bekleyecek kadar zamanı olmaması halinde henüz araştırılan tedaviler hastanın ve bakanlığın onayıyla hastaya uygulanır. Buna deneme tedavisi adı verilir. Yani şöyle bir hastalık düşünün. Örneğin benim çok ağır bir kalp yetmezliğim var ve kalp nakli adayıyım. Bir yıl içerisinde bulunamazsa öleceğim. Ama dünyada kalp nakli yapılmadan kök hücreyle kalbin onarılabildiğine dair bugün dünyada 20'den fazla önemli araştırma var. Bu durumda ama henüz standart hale gelmemiş. Tartışılan konular var. Doz, örneğin kalp hastalığında kök hücre kullanımı ile ilgili hangi kök hücreyi kullanacağız, ne kadar kullanacağız, hangi sıklıkta vereceğiz, dozumuz ne olacak gibi tartışmalar var. Ama 20'den fazla çalışma gösteriyor ki ağır kalp yetmezliklerine kök hücre tedavisi faydalı. Şimdi bu insanların çalışmalarının süresi de 5 ile 10 yıl içinde bitecek. 10 yıl bekleyebilme şansları olmayan insanlarda deneme tedavisi diye bir kavram var. Bu kavramda kriterleri şu, hastanın standart tedaviyle tedavi edilemiyor olması, hastanın bu tedavi konusunda bir yeterince bilgiye sahip olarak bu tedaviyi kabul etmiş olması, bunu yapacak doktorun işin uzmanı olması ve son basamakta da bunu mutlaka bir hastanede yapılmış olması gerekiyor.
Yani siz muayenehanenizde ya da klinikte böyle tedavileri yapamazsınız. Hastane ortamında. Hasta bilecek. Hastane ortamında olacak. Hastanın mevcut tedavisinin tedavi edilemediği biliniyor olacak. Bu durumda henüz araştırma safhasındaki hücreleri ya da kök hücreleri ya da tedavileri kullanabilirsiniz. Ancak 2006 yılından sonra bakanlık buna bir ek şart daha getirdi. Dedi ki tamam yapabilirsiniz ancak benim haberim olacak. Bana da haber verip benden izin almak zorundasınız. Şu anki Türkiye'deki prosedür, örneğin kök hücre konuşuyoruz. Kök hücre için henüz standartlaşmamış bir kullanım için hastada gerekli görüyorsanız hastadan izin alıyorsunuz. Siz bu işin uzmanı oluyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'na yazıyorsunuz, izin istiyorsunuz ve bunu hastanede uygulamak kaydıyla yaparsanız bu tedaviler uyuyor. Üçüncü seçenek ise araştırma protokollerine hastanın dahil edilmesidir. Bu durumda şöyle, diyelim ki ben kalp hastalığında kalp hastalığı tedavi etmek için bir araştırma protokolü yaptım. 60 hastalık bir çalışma yapacağım. Kalp hastası ağır 60 hastayı bu tedaviye alacağım. Bunun için işte etik kurulları adını verdiğim kurullardan izinlerimi alıyorum, bakanlıktan iznimi alıyorum ve bunun bir de parasını da mutlaka bulmak zorundayım. Bir önceki modelde, yani deneme tedavisi modelinde hasta kendi istiyor ve parasını kendi ödüyordu. Çünkü buradaki amaç hastayı kurtarmak idi. Ama üçüncü modelde amaç hasta değil, amaç bilgiye ulaşmak. Örneğin deminki modelde işte kalp yetmezliği olan hastalarda kök hücre işe yarar mı? Burada hekimin amacı hastayı kurtarmaktan çok bu sorunun cevabını bulmak. Bu durumda diyor ki uluslararası yasalar etik kurullardan izin al. Bir kere yaptığın insan ahlakına, insan onuruna zarar veriyor mu ya da insana zarar verecek mi bunu bir komisyon incelesin. Sonra da bunun parasını bulacaksın. Çünkü bunu sen bilgiye ulaşmak için yapıyorsun. Hastayı tedavi etmek için yapmıyorsun. Bu yüzden de hastaya ya bunun parasını ödetemezsin. Parasını da bir fondan bul, araştırma fonundan bul. Artı hastanı da başına gelebilecek problemlerle ilgili sigortala. İşte bu da araştırma projesi. Dolayısıyla 3 seçeneğimiz var hücreler için. Biri standart tedaviler, ikincisi deneme tedavileri, üçüncüsü araştırma projeleri. Araştırma projelerine hastaların girebilmesi o ülkede ne kadar çok araştırma yapıldığı ile ilgili. Örneğin kök hücreyle ilgili Türkiye'de yapılan araştırma sayısı, insan klinik çalışma sayısı 3 ya da 4. Binlerce hastalık var. Ama hastaların projeye dahil olabilecekleri proje mevcut değil. Bu durumda deneme tedavisi o açığı kapatıyor. Ama burada hasta parasını kendi karşılamak zorunda. Diğer iki modelde ya zaten Sosyal Güvenlik Kurumu karşılığı ya da araştırma fonları karşılığı. Dolayısıyla üç başlık altında standart tedavi, deneme tedavisi ve araştırma tedavileri başlıkları altında bu ücretlerin kullanılması mümkün. Hücre, insan vücudunda bulunan ya da bugüne kadar bilim dünyasının gösterdiği en yetenekli kök hücredir. Çünkü bir insan vücudundaki tüm dokuları yapabilen tek kök hücre, embriyonik kök hücredir. O yüzden aslında rejeneratif tıpta ya da düzeltilemeyen hastalıkların düzeltilmesi konusunda yetenek açısından baktığınızda en önemli hücrenin embriyonik kök hücre olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla embriyonik kök hücreyle organ yapabilirsiniz, böbrek yapabilirsiniz, karaciğer yapabilirsiniz, kalp yapabilirsiniz, deri yapabilirsiniz, kemik yapabilirsiniz. Ve bu yaptığınız organ parçalarını insanların tedavisi için kullanabilirsiniz. Embriyonik kök hücre tedavileri dendiğinde akla gelen ya da olması hayal edilen nokta budur. Bu aslında hayalin ötesine geçmiştir. Çünkü bugün bizim laboratuvarımıza dahil olmak üzere dünyadaki birçok laboratuvarda embriyonik kök hücreden değişik insan dokuları yapabilmek artık mümkündür. Çok basitçe kas hücresi yapabilirsiniz, kalp kası yapabilirsiniz, çizgili kas yani iskelet kası yapabilirsiniz, böbrek benzeri dokular yapabilirsiniz, karaciğer benzeri dokular yapabilirsiniz ve bunu tedavi amaçlı kullanabilirsiniz. Hatta bu kök hücreleri örneğin çok ağır omurilik zedelenmesi gelişmiş insanların omurgalarına ya da görme yetisini yitirmiş insanların göz arkasındaki sinir içine yerleştirerek yeniden görmelerini sağlayabilirsiniz ya da yeniden yürümelerini sağlayabilirsiniz. Çünkü hayvan çalışmaları bu konuda çok önemli adımlar atmış. Ancak embriyonik kök hücre bu kadar yeteneği dışında bazı istenmeyen problemleri de var. Bazı bu problemlere baktığınızda birincisi belki etik kuralları almak gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? Çünkü biliyoruz ki embriyonik kök hücrenin herhangi bir tanesini bir anne rahmine yerleştirdiğinizde o bir insan olacak. Dolayısıyla insan olacak bir hücreyi bir yedek parça üreticisi olarak değerlendirmek ya da kullanmak bu insanların hep tartıştığı şeylerden bir tanesi. Acaba embriyonik kök hücre tedaviler için kullanılırsa bir insan hayatına kıymış olur muyuz?
Çünkü onu sadece karaciğer yapmak için kullanıyorsunuz. Oysa bir bebek olacaktı. Oysa tartışılan konulardan bir tanesi embriyonik kök hücre için bu. İkincisi embriyonik kök hücre üretmek diğer hücre kök hücrelerden biraz daha zor ve pahalı. Üçüncüsü ise bazı önemli yan etkileri var. Çünkü embriyonik kök hücre insan taklit etmek üzere yapılmıştır. Dolayısıyla siz insan omurgası içerisine yerleştirdiğinizde omurganın içerisinde doğru sinir yapar ama diş, kıl, böbrek de yapmaya kalkarsa orada doğru. Bunun adı teratomdur. Çünkü embriyonik kök hücre insan taklit etmek üzere yapılmıştır. Dolayısıyla siz insan omurgası içerisine yerleştirdiğinizde omurganın içerisinde doğru sinir yapar ama diş, kıl, böbrek de yapmaya kalkarsa orada kitle olur. Bunun adı teratomdur. Yani oradan çıkan dokunun içerisinde diş, kıl, aklına gelen insan dokularının belden çıktığını görebilirsiniz. Bu en önemli problemlerinden bir tanesi. Kontrol edilemeyen. O yüzden şimdi nasıl yapılmaya çalışılıyor? Embriyonik kök hücreyi olduğu gibi koyarsanız evet her şeyi yapabilir. Ama o arada bir de sırtınızda ikinci bebek yapabilir. Dolayısıyla bunu engelleyebilmek için ne yapıyoruz? Embriyonik kök hücreyi biraz ileriye farklılaştırıyoruz. Yani embriyonik yeteneğini biraz ileriye göre taşıyarak yitirmesine ama örneğin sinir için kullanacaksam sinir fonksiyonu özelliğini korumaya ama karaciğer yapma fonksiyonu özelliğini, böbrek yapma özelliğini ya da diğer organları yapma özelliğini kesiyoruz. Bir tek yöne yönlendiriyoruz. İşte şimdiki çalışmalar bu yönde. Yani embriyonik kök hücreyi çünkü çok yetenekli bir hücre sadece bir yöne yönlendirdikten sonra bu amaçla kullanabilmeyiz. Şu an dünyada bu amaçla yürüyen 3 büyük çalışma var. Hep birlikte sonucunu göreceğiz. Odon kanı insan vücudundaki en genç hücrelerin bulunduğu bir dokudur. Çünkü düşünün ki kordon kanınız, benim kendi kordon kanım saklanmış olsa o hala 0 yaşında olacak. Benim vücudumdaki her yerimde kök hücre vardır. Her yerimden bu hücreleri alıp benim tedavim için kullanabilirsiniz. Ancak hiç unutmayınız ki bu hücrelerin yaşı benimle aynı yaştadır. Onlar da yaşlanmışlardır. Oysa kordon kanı kök hücrelerim duruyor olmuş olsa bunlar 0 yaşındaki hücrelerdir. Yetenekleri ve özellikleri açısından son derece önemlidir. Şimdi kordon kanının önemi bir başka önemi de şuradan geliyor. Kordon kanının içerisinde üstelik tek bir tip kök hücre bulunmamaktadır. Kan kök hücreleri vardır ve bizim mezenşimal kök hücre adını verdiğimiz diğer kök hücreler vardır. Yani hem kanser tedavisinde kullanılabilecek hücreler vardır hem de yenileyici tıp, rejenerative tıp anlamında kullanılacak hücreleri bir arada içerirler. Üstelik 0 yaşında. Üstelik de embriyonik kök hücre gibi kanser yapmamaktadırlar. Üstelik de embriyonik kök hücre gibi etik problemleri yoktur. Üstelik bugün artık tartışmaya başladığımız bir kök hücre bütün insanlara uyar kavramının silindiği bir dönemde size ait bir hücre olduğu için tümüyle size uyar uyum sorununda yaşamazsınız. O yüzden kordon kanı kök hücre açısından yetenek kök hücrenin yetenekleri, gençliği ve doku uyumu sorunu açısından baktığınızda en genç, en sağlıklı, en güvenilir kök hücre kordon kanı içerisinde bulunan kök hücrelerdir. Kordon kanı iki temel yolla alınır. Birincisi bir kere herkesin iyi bilmesi gereken şey, genellikle çünkü hep aynı hata yapılmaktadır. Kordon kanı vermek isteyen anne baba kararını genellikle doğum esnasında verir. Doğum esnasında verildiğinde de kordon kanı toplanır tabii ki birazdan anlatacağım yöntemle ama çok önemli bazı riskler ve yanlışlıklar başlamış demek. Dolayısıyla öncelikle sizin vasıtanızla söylemek istiyorum. Kordon kanı kararı en geç doğumdan bir hafta önce verilmiş olmalıdır. Ki birazdan anlatacağım problemlerden kişiler korunabilsinler. İdeali iki ay önce, doğumdan iki ay önce ailenin bu kararı vermiş olmasıdır. Çünkü eğer kordon kanı vermeye siz önceden karar vermezseniz, kordon kanını o gün toplatmaya, doğum esnasında toplatmaya karar verirseniz, o gün bir sürü masraf yapar, onunla ilgili kitleri yaparsınız ama kordon kanı alındığı andan itibaren kim size diyebilir ki falanca testleriniz bozuk olduğu için yaptığınız masraf boşa gitti, bunu çöpe atıyorum. Ama bu kararı önceden verirseniz sizin iyi bir kordon kanı çocuğunuzun verilisi olup olmayacağı açığa çıkar ve bu kadar masraftan ve problemden korunmuş olursunuz. Ama maalesef aileler genellikle doğum esnasında buna karar veriyorlar. Ve önemli miktar para harcadıktan sonra kordon kanlarını saklatmaya kalkıyorlar. Ve yapılan analizlerde kordon kanı bizim laboratuvarlarımıza geldiğinde, işlenmeye başladığında saklanamaz nitelikte. Örneğin içinde çok önemli mikropların olduğu görülüyor. Yani saklanamayacak. Örneğin HIV virüsü olduğu gösteriliyor. Bunu saklayamazsınız.
ya da hepatit virüsü olduğu gözleniyor. Ya da başka önemli mikropların olduğu gözleniyor. Bu durumda onu saklayıp kendi bebeğinize ya da başkasına veremezsiniz. Çok tehlikeli. Ya da onu diğer sağlıklı hücrelerin bankada duran kordon kanının arasına koyamazsınız. Bu imaya gidecektir. Ama siz bunu baştan test ettirmediğiniz için bir sürü masraf yaptınız, kordon kanınız alındı, uçak kargolara verildi, geldi laboratuvara, analizler yapıldı, parayı harcadınız ve kayboldu. Bu çok önemli bir sorundur. O yüzden kordon kanı nasıl alınır bence en önemli başlangıcı ailenin bu kararı doğumdan en geç bir hafta önce, ideal iki ay önce vermiş olmasıyla başlar. Bu kararı veren aile doktora bunu ilettiği andan itibaren doktor kendisine iki teklif sunacaktır. Burada doktor alışkanlıkları ya da deneyimi üzerinden iki tür alımdan birini aileye teklif edecektir. Bir tanesi bebek doğduğu andan itibaren göbek bağı kesilir ama annenin içerisinde eş adını verdiğiniz plasenta daha henüz doğmamıştır. İçeride durmaktadır. Bebek dışarı çıkmış, kordon ucundadır. Kordon kesilir. İçi annenin rahminde hala yapışık durmaktadır. Biz buna intrauterin toplama deriz. Bebeği alır hemşireler uzaklaştırırken normalde doktor plasentanın çıkmasını bekler. 10 dakikalık bir süre vardır bu süre içerisinde. O esnada kordon plasenta ayrılmadan iğneyi takar ve kordonu toplar. Bu intrauterin toplama adı verir. Bu toplamanın avantajı nedir? Bu toplamanın avantajı çok daha bol ürün elde edersiniz. Çok daha zengin. Ne avantajı nedir? Doğum esnasındaki o alan çok temiz değildir. Doğum olmuştur, bacak arası, vajina bölgesi zaten temiz bir alan değildir. Dolayısıyla çok kolay enfekte olabilir. Çok kolay mikrop bulaşır. Ama çok zengin bir ürün. İkincisi ise çocuk doğmuştur. Plasenta da doğar, dışarıya alınır. 15 dakika içerisinde o plasenta bir askıya asılır. Alttan bu toplanır. Burada çok emniyetli ve temiz toplanır. Çünkü her şey silinir, temizlenir. Bunda mikrop bulaşı azdır. Ama ürün miktarı biraz daha azdır. Ve üstelik de zaman artık içindeki pıhtılaşma süreci başladığı için zaman da azdır. Bir aceleye girersiniz. İşte burada hekimin alışkanlığı, deneyimi ön plandır. Örneğin diyebiliyorsa ki ben çok steril ve temiz alıyorum. Her zaman intrauterin almayı tercih ederim diyebilir. Ya da ortamım çok temiz olmayabilir. Ben her zaman dışarıda toplamayayım. Bu hekimin vereceği bir karar. Burada aile de beraber karar verebilir. Yani tercihini aile de verebilir. İki yönden biri toplar. İkisinin avantaj ve dezavantajları vardır. Türkiye ve dünya açısından baktığımızda en çok intrauterin toplanıyor Türkiye'de. Dünyada ise en çok ekstrauterin doğduktan sonra toplanıyor. Dünyada öyle, Türkiye'de intrauterin. Bu hekimlerin ve ailenin tercihiyle ilgili bir şey. Her iki yöntem de güvenilir ve belli avantaj ve dezavantajları da eşit olarak bakmak gerekir. Her ikisi de mümkündür. Kordon kanı önce alındıktan sonra bir saflaştırma işlemine geçiliyor. İçindeki kırmızı küreler ve istenmeyen bazı hücrelerle istenmeyen gereksiz sıvılar ayıklanıyor. Ve kök hücrelerin bol bol olarak bulunduğu böyle bizim buffy coat dediğimiz bir tabaka izole ediliyor. Sonra bu bir maddeyle karıştırılıyor. Bu karıştırılan maddenin özelliği kordon kanı dondurulurken soğuğun ya da donma işleminin o hücrelere zarar vermesini engelleyecek bir madde. Biz buna kriyoprotektan madde diyoruz. Buna karıştırdıktan sonra önce kademeli olarak yavaş yavaş soğutulmaya başlıyor. Genellikle dakikada 1 santigrat derece soğutularak eksi 80 dereceye kadar soğutuluyor. Eksi 80 dereceye kadar soğuyan kordon kanı sonra eksi 196 derecelik derin tanklara içine kaldırıyor. Azot tankları içerisine kaldırıyor. Bu şekilde saklanan bir kordon kanının teorik olarak sonsuza kadar sağlıklı saklanabilmesi mümkündür. Ancak bilimsel olarak en eski saklanan kordon kanı 20 yıllık olduğu için 20 yıl güvenle saklanabildiği gösterilmiş durumda. Ama teorisine bakarsanız sonsuza kadar saklanabilmesi mümkün. Çünkü kemik ilikleri var şu an dünyada bu yöntemle saklanan 50 yıllık kemik ilikleri sorunsuz kullanılabiliyor. Bu da kordon kanına çevirirseniz 50 yıllıklarını sorunsuz olarak kullanılabileceğidir. Hatta teorisine bakarsanız da sonsuza dek. Ama ispatlanmış süre olarak bakarsanız şimdilik 20 yıl. 20 yıllık süreyle güvenle saklanabilir. Zamanın faydalarını bir kere içindeki kök hücrelere göre ayırmak gerekiyor. İçinde temelde iki kök hücremiz var. Biri kan kök hücresi, biri de yenileyici tıbbın önemli hücrelerinden bir tanesi olan mezenşimal kök hücre.
İki hücre açısından farklı farklı bakmak gerekiyor. Şimdi kan kök hücresi saklamanın faydası özellikle kanser ve kemik iliği yetmezliği durumlarında yapılacak kemik iliği nakli için bulunmaz bir kaynak. Çünkü düşünün ki ben kordon kanım duruyor ama işte Japonya'da olan deprem olayını biliyoruz. Depremden sonra nükleer santral bozuldu ve oradaki birçok işçi nükleer kazadan dolayı kemik iliği yetmezliği. O hücrelerin, o işçilerin hepsini kordon kanı nakliyle kurtardılar. Dolayısıyla ben radyasyona tabi oldum, kemik iliğim yandı ama kendi kök hücrelerim duruyor. Bunu naklederek bu problemden kurtulabilirim. Ya da bir virüs bende bir mikrop hastalık yaptı. Ya da kanser geçti. Yalnız burada şimdi ince bir nokta var. Kanserle savaşta kullanılacak olan kan kök hücrelerinin en ideali kendi kök hücreleriniz değildir. En ideali başkalarının kök hücresidir. Çünkü eğer benim kök hücrelerim kendi kanser hücrelerimi tanıyabilseydi, yok edebilseydi ben zaten kanser olmazdım. Bende var. Ama kemik iliği nakli dediğimiz hadisedeki asıl başarı dışarıdan gelen kök hücrelerin vücuda girdiklerinde kansere karşı savaş açmalarıdır. Bu savaşın altında yatan şey de ne kadar uyumlu gibi gözükseler dahi arada olan uyumsuzluklar nedeniyle dışarıdan gelen kök hücreler vücuda girdikleri vücuttaki kanser hücrelerine öncelikli olarak saldırırlar ve onları yok ederler. Bunun da yok etmenin temelinde yatan şey aradaki uyumsuzluklardır. Bu yüzden kordon kanı, kemik iliği, kök hücreleri saklanacaksa en ideali bir başkasının kan kök hücresi daha değerlidir. Yani kemik iliği yetmezliği olursam kendi kök hücrem çok önemli. Ama kanser olursam bir başka çocuğun kan kök hücresi benim için daha değerli. Şimdi bir de ikinci kök hücremiz var. O da mezenşimal kök hücre, yenileyici. Bunda ise bana ait olan en iyisi. Çünkü uyum sorunu yok, 0 yaşında bana ait olan çok iyi, en iyisi. O yüzden kordon kanı saklamanın mantığı yavaş yavaş değişti. Çünkü bugünkü teknoloji şunu gösteriyor ki kordon kanı içindeki bazı hücreleri çoğaltabiliyoruz. Örneğin bana ait olan kısmı, bana verilmesi uygun olan mezenşimal kök hücreleri ben litrelerce, galonlarca çoğaltabiliyorum. Ama kan kök hücrelerini çoğaltamıyoruz. Bu durumda yeni bankacılık modeli şöyle, bir aile bankacılığı kuruluyor. Örneğin Ankaralı ailenin kordon kanını İstanbullu ailenin kan kök hücreleri birbirine bağlıyor. Ama çoğaltılabilen kök hücreleri kendilerinden yürüyor. Biz buna karma bankacılık diyoruz. Böylece ihtiyacım varsa kendi kök hücresine, kan kök hücresine var. Kendisine verebiliriz. Ama kanser olduysa Ankaralı ailenin kan kök hücresini ona verebiliyoruz. O diğer çocuk hasta olursa da onunkini ona verebiliyoruz. Ya da bir başka çapraza verebiliyoruz. Ama mezenşimal kök hücreye ihtiyaç oldu. Kan kök hücresiyle mezenşimal kök hücreyi ayırt ettiğim için sadece mezenşimal kök hücreyi alıp o kişinin kendisine kullanabiliyor. Şimdi bundan birkaç yıl önceki bankacılık modeli sadece kendinize olan bankacılık. Yani kök hücrelerinizin kan kök hücrelerinde mezenşimali de kendiniz için saklıyordunuz. Evet mezenşimal sizin rejeneratif tıptaki gelişmeler kendini ispatlarsa kullanıp fayda görebilirsiniz. Ama kordon kanının kendini ispatladığı bir yer var. Kanserle tedavi. Ama orada da size yaramıyor ki. O yüzden de kendi kendine saklatmanızın çok bir anlamı yoktu. Bu işte açıkça ortaya çıktığı günden bu yana artık kordon kanı bankacılığı bir çaprazlama bankacılık haline geldi. Yani kordon kanı bankasında kordon kanlarını saklatan aileler karma saklattıkları takdirde birbirleriyle kardeş aile oluyorlar. Böylece kimin neye ihtiyacı varsa o kendi kök hücresini diğerine, diğeri kök hücresini diğerine verir. Ama bu arada kendileri için lazım olan ama kendilerinden olması gereken hücreler de kendilerine saklanmaya devam ediyor. Kabaca şöyle, kanın bir kısmı ayrılıyor, halka açılıyor, bir kısmı size. Halka verdiğinizin karşılığı halktan tekrar size geliyor. Sizinki ise sizde. Bu önümüzdeki 10 yılın doğru bankacılık modeli bu. Biz buna karma kordon kanı bankacılığı diyoruz. Bir de gelip yeni bir kavram daha çıktı. Özellikle yenileyici tıpta, rejeneratif tıpta kullanılan mezenşimal kök hücreler, evet kordon kanı da var. Ama daha zengin başka bir yerde daha var.
göbek bağının kendisinde. O yüzden son 4 yıldır, 5 yıldır bütün dünyada göbek bağı kolon kanıyla beraber saklanıyor artık. O biraz önce bahsettiğim kan kök hücresi ve mezenşimal kök hücre örneği vermiştim. Mezenşimal kök hücrenin asıl kaynağı da göbek bağının kendisi. Şimdi üçüncü parça. Kan mezenşimali, göbek bağı kendisi ve kan kök hücreleri. Üçü bir saklanıyor. Dolayısıyla bağ ve mezenşimal kök hücre kolon kanındakiler kişinin kendisine, kan kök hücreleri halka açılıyor. Bu model karma bankacılık adını verdiğimiz model. Önümüzdeki 10 yılın en önemli bankacılığı diye düşünüyorum. Çünkü hem verene hizmet ediyor hem topluma hizmet ediyor. En doğru bankacılık tipi. Sonuçta bakarsak en doğru bankacılığın karma bankacılık adını verdiğimiz ya da bizim karma alojeni kordon kanı bankacılığı adını verdiğimiz bankacılık. Bu modelde kan kök hücreleri topluma açılırken kendi mezenşimallerimiz ve kendi göbek bağınız, onun içindeki kök hücreler size ayrılıyor. Biz buna karma alojenik bankacılık adını veriyoruz. Ve 2015 yılından itibaren acıbadem olarak bu tip saklamaya başlıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki önümüzdeki 10 yıllık bankacılığın modeli bütün dünyada bu yola gidecek. Böylece bu yeni 2015'te başlayacağımız modelle birlikte aileler hem topluma hizmet ederken hem de kendilerine hizmet etmiş olacaklar. Ve gerçekten kordon kanından bekledikleri yararı gerçekten yakalayabilmiş olacaklar bu modelle birlikte. Kordon kanı özellikle bugün kendini ispatladığı bir alan vardır. O da kemik iliği nakli adını verdiğimiz nakillerde kullanılmasıdır. Kemik iliği naklinde özellikle kan kanserleri, lenf bezi kanserleri gibi kanserlerle kemik iliği yetmezliği durumlarında hayat kurtarıcı rol oynayabilirler. Ama burada şunun altını çizmem gerekiyor. Bu tip bir kullanım için en uygun kordon kanı alojenik kordon kanıdır. Yani hastaya kendi kordon kanının kullanılması değil, bir başkasının kordon kanı kullanılması çok daha önemlidir. Otolog dediğimiz, kendine saklatmanın bu anlattığı model içerisinde bir tek yerde önemli bir rolü vardır. O da kişi ileride ilaç ya da kimyasallar ya da radyasyon ya da mikroplara bağlı olarak kemik iliği yetmezliği gelişirse, biz bunu aplastik anemi diyoruz. Aplastik aneminin tedavisinde kendi kök hücrelerini kullanması hayatı kurtarıcı olur. Ama onun dışındaki tüm kanserlerde kordon kanı kan kök hücreleri tedavi amaçlı kullanılabilir. Bu durumda da sizin bir başkasının kordon kanını kullanmanız çok daha etkili ve güvenli olacaktır. O yüzden sorunuzun cevabı şu, kanser tedavisinde kan kök hücreleri kullanılabilir ama burada popüler olan alojenik kordon kanı kök hücreleridir. Otolog kordon kanı kök hücreleri bu o kadar etkin değildir. Otolog kordon kanı kök hücrelerinin bu durumda kullanabildiği bir tek yer vardır, kemik iliği yetmezdi. Kabaca şöyle diyebiliriz, 7000'de bir olasılıkla kullanılacak. Ama siz başkasının kök hücrelerini kullanma olasılığınız çok daha yüksektir. Şimdi kordon kanının kullanılabileceği ikinci bir alan daha çıktı karşımıza. Sadece kan kök hücreleri dışında, haricinde kemik iliği içerisinde bir de mezenşimal kök hücrelerden bahsetmiştim. Kordon kanının içerisinde. Bunlar rejenitin tıpta, yenileyici tıpta kullanılabilecek olan hücreler ancak henüz araştırma safhasındalar. Henüz bu etkinlikleri kanıtlanmadı. Kanıtlandığı takdirde kordon kanı içerisindeki bu mezenşimal kök hücreler beyin omurilik yetmezliklerinden, kalp hastalıklarına, böbrek, karaciğer ve akciğer hastalıklarına kadar kullanılabilmesi mümkün gibi durmaktadır. Ancak henüz araştırma safhasında ispatlanmadılar. Özetle söylemek gerekirse, bugün kordon kanı içindeki kök hücreler bilimsel olarak kanser ve kemik iliği yetmezlikleri tedavisinde kullanılır, diğerleri araştırma safhasında. Diğer kök hücrelerinden çok önemli farklılıkları vardır. Şimdi bir kere bu farkı anlayabilmek için bir kök hücreleri bir sınıflamasına bakmamız lazım. Kök hücrelerin en tepesinde bizim çok yetenekli adını verdiğimiz ya da totipotent adını verdiğimiz kök hücreler vardır. Bu kök hücreler anne ile babanın birleşmesine meydana gelen zigot ve embriyonik kök hücrelerdir. Özellikle zigottur. Çünkü zigot bir insanı yeni baştan yaratır. Biz buna totipotent kök hücre diyoruz. İkinci grup kök hücre
pluripotent kök hücrelerdir. Örneğin embriyonik kök hücre böyledir. İnsan vücudundaki bütün dokuları yapabilir ama insan yapamaz. Üçüncü kısım ise multipotent kök hücrelerdir. Multipotent kök hücreler ise belli hücreleri yapabilir ama her şeyi yapamaz. Şimdi bu açıdan baktığımızda en etkili olan tuti ve pluripotent. Ancak pluripotent yani embriyonik kök hücre ve zigotun önemli sorunları vardır. Etik ve yan etki sorunları vardır. Örneğin tümör yaparlar. Örneğin kullanılması bazı ahlaki kaidelere terstir. Örneğin elde edilmesi zordur, üretilmesi zordur ve pahalıdır. Ama multipotent kök hücreler yani birçok hücreyi yapabilen kök hücreler ise insan vücudunun her yerinde bulunur, kolay elde edilir, etik problemleri yoktur ve etkilidirler. Ama bir sorunları vardır. Onlar da yaşlanırlar. İşte bu noktada kordon kanı ön plana çıkıyor. Çünkü kordon kanı içerisinde sadece bir çeşit değil, birden fazla çeşit kök hücre vardır. Özellikle 0 yaşındadır, tümör yapma riski yoktur, etik problemi yoktur, üretilmeleri son derece kolaydır. Ve kişinin kendisine özgü olduğu için de doku üretti diye ya da doku uyumu diye bir sorun taşımaz. O yüzden ucuz, etik, güvenli ve en genç kök hücre kaynağı kordon kanıdır. O yüzden bir bebek doğduktan sonra yakalayabileceği en önemli şanstır. Daha değerli bir kök hücreyi yaşam boyunca bulamayacaktır. O yakalayabildiği ya da kaybetmek üzere olduğu son kök hücresidir.